Evet. Çok değerli katılımcılarımız ve TWR üyeleri, Green Cause Yeşil Aramalar webinar serimizin 18.sine hoş geldiniz. Hastanelerde ve dışarıda salgına karşı mücadele veren sağlık çalışanlarımıza, günlük hayatımızı güvenli şekilde idame ettirmemizi sağlayan kamu personelimize, üretim bandı yeniden düzenlemiş farklı sektörlerden tüm sanayicilerimize ve bu fabrikalarda gece gündüz demeden çalışmaya devam eden emekçilerimize yeniden şükranlarımızı sunuyorum. Enerji yenilenebilir kaynakların kullanımı kadar türbin parçalarının da yerli üretimi çok önemli. Ve bugün TPI Composites İnsan Kaynakları Direktörü Sayın Alper Ayyıldız ile kanat üretimi ve bu özel işçilikte kadın istihdamı konusunu konuşacağız. Alper Bey hoş geldiniz öncelikle. Hoş Teşekkür bulduk. Hoş ediyoruz bulduk tekrar. davetimizi kabul ettiğiniz için. Nasılsınız diyeyim, Covid günleriniz nasıl geçiyor diye sorayım. Çok teşekkür ederim. Çünkü gayet iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Covid günleri herkes için zorlu aslına bakarsanız. Farklı bir dünyaya adapte olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bir taraftan da hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Ama bizim için artık güzel gidiyor diyebiliriz. Yani belirsizliklerin olmadığı bir ortamda en azından çalışıyoruz. Hayatımızı da buna adapte ettiğimiz sürece bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyoruz. O yüzden şu anda gayet iyiyiz, keyifliyiz. Umarım herkesin sağlığı yerindedir. Çok güzel başladınız. Biz de emeğe geçen herkese çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Teşekkür ederiz tekrar. Ben biraz önce kısa sohbet ettik ama tekrar yeni gelen arkadaşlarımız için. Ben rüzgar işine başladığım zaman arkadaşlar 2007 sonu, 2008 başıydı. Ve o zaman 1,5 megawatt türbinler daha yeni çıkmıştı. Ve böyle o ne kadar büyük türbin işte 60 metre hub height yani kule artı göbek boyu artı işte 40 metre kanatlarla çok büyük makineler olarak lansmanı yapılıyordu. Bugün ise şu anda artık 136 metreler 140 metrelerde kule ve hap boyları artı 80 metreye kadar kanatlar üretiliyor ve 4,5 ve 5 megawatt karasal onshore dediğimiz türbinleri biz artık analiz yapıp sahalara kuruyor hale geldik. O zamanlar 5 megawatt sadece offshore olursa yapılabilir. O bir onshore için yani karasal için inanılmaz büyük yer lazım. Mümkünatı yok diyorlardı. Ama işte zaman içinde inovasyonla beraber ve uygulamalarla beraber ve teknolojinin tabii ki üretim bantlarına oturup da üretimin ucuzlamasıyla beraber artık her şey erişilebilir hale geldi. TPI Amerikan menşeli bir kanat firması. Ben şunu merak ediyorum. Türkiye'ye gelme kararı nasıl verdiniz? Ve hangi türbin markaları için kanat üretiyorsunuz? Genel olarak üretim kapasiteleriniz nedir? Biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii. Aslına bakarsanız sizin de söylediğiniz gibi TPI yaklaşık 50 yıldır sektörde faaliyet gösteren bir Amerikan şirketi. Sektöre ilk başladığında kompozit sektöründe faaliyet göstermeye başlıyor ve ilk ürettiği ürünler aslında tekneler. Tekneleri üretirken kompozit sektöründe know-how elde ediyor ve bu bilgi bilgisini kanat sektörüne transfer ediyor. Biraz sonra aslında bakarsanız sunumda da bundan bahsedeceğim. Bunu yaparken tabii ki kaliteli ürün ürettiğinizde her zaman talep peşinden geliyor. İlk Amerika'da işe başladıktan sonra müşterilerin talepleriyle TPI diğer regionlara da açılma kararı alıyor. Tabii ki EMEA da bu regionların başında gelen bir region. O anlamda bu bölgeyi araştırdıklarında en feasible gözüken, insan gücü en kaliteli olan, kaliteli üretim yapan lokasyon, lojistik avantajı olan lokasyon Türkiye'ye seçiliyor. Dolayısıyla TPI müşterilerinin talebiyle ve büyüme hedefleri doğrultusunda Türkiye'de konumlanıyor. Yani aslında Türkiye'ye işte kanat üretip satalım değil, bu bölgedeki Middle East'ten North Africa, buradaki yakın pazarları hepsini kapsayalım amacıyla burası hub olarak seçilmiş değil mi? Doğru anlıyorum. Aslında doğru. Bir taraftan Türkiye'deki potansiyeli de değerlendiriyorlar. Türkiye'de de ciddi bir rüzgar enerjisi potansiyeli var. Ama bu da region'da, EMEA bölgesinde de potansiyel olduğu için, lojistik anlamında da feasible olduğu için Türkiye doğru bir nokta olarak tercih ediliyor. Ki şu anda da aslında baktığımızda %30 Türkiye'ye, %70 yurt dışına ihracat yapan bir şirket haline geliyor. Evet, bayağı aslında Türkiye'ye bayağı mal veriyor musunuz gerçekten %30 iyi bir rakam. Şu anda iki tane fabrikanız var değil mi Türkiye'de? Evet, birazcık bahsedeyim isterseniz onlardan Olur. da.
İsterseniz sunumdan da üzerinden de gidebiliriz. İsterseniz sunum, evet sunum üzerinden de sunumdan da başlayabilirsiniz. O arada sorular olursa ben onları seyretiyor olurum. Tabii. Ben o zaman paylaşayım sunumu. Tabii, istersen. Lütfen. Tabii. Sorular olursa arkadaşlardan da alırız. Sorduğunuz soruyla ilgili 1968 yılında kuruluyor. Türkiye'ye de 2012 yılında geliyor. 99 yılında aslına bakarsanız kanat sektörüne, kanat endüstrisine giriyor. 2012 yılında da yatırımlarını Türkiye'de genişletme kararı alıyor. Türkiye'de iki fabrikayla hizmet ediyoruz. Bu iki fabrikamız, ikisi de İzmir'de, birbirine yarım saatlik mesafelerde bulunan Çiğli'de ve Menemen bölgelerinde bulunuyor. Çalışan sayıları gitgide yıllar boyunca artan, sürekli büyüyen bir yapısı var. 2012 yılında tek müşteriyle başlayan endüstri şu anda Türkiye'de 4 müşteriyle faaliyetlerine devam ediyor. Bu anlamda da kanat sektöründe Türkiye'nin ve dünyanın en büyüğü haline geliyor TPI. Türkiye'de de 4 müşteriyle 11 kalıplı şu anda faaliyetlerimize devam ediyoruz. Aslında 4 müşteri, yani 4 farklı türbin üreticisi, farklı model, tip türbinler. Bu oldukça geniş bir ürün yelpazesi bir kanat fabrikası için. Gerçekten öyle. Bir kalıp dediğiniz üründe yaklaşık dolaylı olarak 300-350 kişi çalışıyor. Öyle söyleyeyim. Yani siz büyüme hızını buradan hesaplayabilirsiniz. Evet. Zaten şan rakamlarına geldiğimizde orada da bahsediyor olacağım. 4 müşteri demek, 11 kalıp gerçekten büyük iş demek. 11 farklı türbin modeli için siz şu anda kanat üretebiliyorsunuz. Evet. Evet. Bu büyük müşterilerimiz aslında Türkiye'deki, dünya çapında bu sektördeki bütün büyük müşterilerle aslında çalışıyoruz TPI olarak. Hı hı. Lokasyon bazlı müşterilerimizin isimleri değişebiliyor. Türkiye'de şu anda Nordex, Enercon, Siemens Gamesa ve Vestas'la çalışıyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi aslında sektörün en büyük oyuncuları. Evet. Ve en eskileri. En eski ve en büyük oyuncuları, evet. Evet, en köklü ve en eskileri baktığımda merkezleri... şu anda bizim çalıştığımız müşterimiz merkezleri genellikle Avrupa tarafında. Ve bu işin know-how'ı, Ar-Ge'si orada üretiliyor aslında. Oradan çıkmış durumda. Bizim de Almanya'da ve Danimarka'da Ar-Ge ekiplerimiz bulunuyor. Onların isteğiyle know-how'ımızı müşterilerimize. Yani aslında sadece size verilen yapıyorsunuz. Siz de gerektiği yerlerde o zaman kanat tasarımı konusunda kendi know-how'unuzu ve tecrübelerinizi aktarıyorsunuz. Yani şöyle, aslına bakarsanız kanat tasarımıyla çok ilgilenmiyor TPI. Yani tasarım yapmıyoruz. Müşterilerimiz tasarımlarını alıp, onların kalıplarını alıp üretimlerini yapıyoruz aslına bakarsanız. Tasarım tarafına şu anda girmiyoruz. Böyle bir şey yok board'umuzun. Ama bizim bir Ar-Ge birimimiz var Danimarka'da ve Almanya'da. Bu ekipler bizim çözüm bulamadığımız problemleri... müşterimizi desteklemek amaçlı problemlerin içine girerek çözüm üretmeye çalışan bir ekipten bahsediyoruz. Üretimi daha efficient, daha optimize nasıl yapabilirsiniz? Onunla ilgili destek veriyorsunuz. Kesinlikle. Evet. Zaman zaman biliyorsunuz dizayn problemleri de olabiliyor. Çünkü çok sık tip değişmeye başladı, dizayn değişmeye başladı. Evet, çok gerçekten. Her sene bile değil, daha az zamanlarda yeni modeller çıkarıyor oluyorlar. Aynı hub'lara farklı jeneratörler konuyor. Çok hızlandı, evet. Efficiency'yi artırmak amaçlı bunu da yapmak gerektiğini düşünüyoruz zaten. Evet. Yani müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu konularla ilgili biz de destek vermeye çalışıyoruz. İsterseniz devam edeyim ben. Olur, tabii. Üzerinden. Tabii. Türkiye'ye geldiğinde İzmir lokasyonu neden seçti? Bundan da isterseniz çok kısa bahsedeyim. İzmir tabii ki bir liman bölgesi bildiğiniz gibi. Biz de büyük canavarlar üretiyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi 40-45 metreyle başladı. Şu anda 80 metrelik kanatlar var. Evet. Yani sanıyorum çok büyük dev, hani okyanus geçebilecek gemilerin gövdesi kadar uzun. Çünkü biz TPI'ye geldiğimizde birkaç sene önce hani fotoğraflarda ya hepimiz gözükmüyorduk. Minik minik böyle insanlar. Evet.
Yekpare parça kanat üretiyorlardı Nordex'in o zamanki yeni lansman yapılan dörtlüktü galiba. 3 ya da 8 ya da 4 makinesi içinde. Yani o kadar devdi ki arkadaşlar makineler gerçekten çok dev bir gemi gövdesiymiş gibi ama ve tek bir kanattan bahsediyorum. Bunlar üçlü set olarak üretiliyor eş zamanlı falan. Yani çok hani çok inanılmaz bir terzilik, tailoring dediğim işçilik var. Doğru. Aslında dediğiniz gibi tek kanat değil, her türbin için üç kanat. Yani bir set dediğimiz ürün üretip müşterimize sevk ediyoruz. Türkiye'de denize yakın olması çok kritik. Çünkü deniz yoluyla sevk ediliyor. %70 ihracatı konuştuğumuz bir yerde liman çok. Bir taraftan İzmir'in tabii ki iş gücü bu anlamda gerçekten bize değer katıyor, katkı sağlıyor. Olarak da Türkiye'nin 3000 kanatlık bir kapasitesi var diyebilirim. Bu kapasite neredeyse dolu. Yani %90 oranında dolu diyebilirim. %10'luk payı da birazcık hareket alanı olması açısından biz aslına bakarsanız doldurum. 3000 kanat 1000 türbin eder. Yani 1000 türbin için yıllık siz kanat bakımı verebiliyorsunuz. Evet, doğru. Bu arada chat kutusunda katılımcılarımızdan Hakan Mevlüt Bey, Hakan Mevlüt Karaman başarılar dilemiş size öncelikle. Sonra da günümüzde global markaların ülkemize yaptıkları yatırımların temelinde bunu iftiharla ifade etmek lazım ki insanımızın işin sahiplenmesi ve aidiyet en önde gelmektedir demiş. Tüm sektörde de kadınların çok yönlü bakış açısına sahip olmaları, detaylı, hassas çalışmaları kaliteli yatırımların katma değerini oluşturacaktır demiş. Ben de öyle düşünüyorum. Haktan Bey çok teşekkür ediyorum. Evet. Haktan Bey evet eski bir dostumuz. Hakan, pardon, çok Haktan Bey evet. Sağ olsun. Efendim biz de o yüzden bu grubu kurduk. Daha çok kadın istihdamı sağlamak ve sektöre daha çok hani her alanında hem mavi hem beyaz yaka daha çok hani kadın arkadaşımız dahil olsun diye. Tolga Şahlı Bey. Merhaba, merhaba efendim. Hoş geldiniz siz de. Dernek başkanlarımızdan beyefendi de katıldı. Buyurun lütfen devam edin Alper Bey. Yani tabii ki bu fırsatı yarattığınız için de size tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Günümüze önemli olan bir konuyu gündeme getirdiniz. Ben isterseniz TPA'nin bir tanıtım videosu var. Galiba ne faaliyet gösteriyor, neler yapıyoruz bir onu göstermek isterim müsaadenizle. Tabii ki buyurun. Gördüğünüz gibi hep el işçiliği değerli katılımcılarımız. Çok büyük alanlar ve el işçiliği gerektiren özel üretimler. Bu Çin fabrikası, İzmir fabrikası, Amerika fabrikası geçiyor. Sunumu oturumdan sonra paylaşıyor olacağız. Videonun çok sesi gelmedi ama görseli geldi. Sonrasında gene izleyebilir katılanlarımız. Evet, arkadaşlarım da bana yazdılar. Aslına bakarsanız YouTube'da olan bir video. Tamam. Yani sunumda linki de olacak. Oradan arkadaşlarımız izleyebilirler. Evet. TPA'nin aslında globalde az önce anlattığım lokasyonlarda faaliyetleri mevcut. Bu lokasyonlar Amerika, Çin, Meksika, Türkiye ve Hindistan. Aslında sunumda da bunu göstermek istedim. Söylemiş olayım. Toplamda globalde Hindistan'da yeni bir yatırımımız var bu arada. Yine Türkiye'nin liderlik ettiği, Türkiye'nin kurmuş olduğu bir organizasyon orada da gerçekleştirdik. Hindistan değişik bir hub olmuş. Özellikle mi o bölgede evet. Yatırımlardan ötürü mü orayı seçtiniz? Evet, aslında bakarsanız hem Hindistan'ın vizyonu hem de TPA'nin vizyonu, pazar araştırmaları sonucu oluşan ortak bir karar bu. Hindistan'ın gerçekten büyük bir potansiyeli var ve gelecekle ilgili de yenilenebilir enerji kaynaklarına
ayırmayı planladığı büyük bir bütçesi var. Yani 20 yıllık bir periyotta enerji ihtiyacının %50'sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedefliyor. Çok dolayısıyla potansiyelde yüksek bir bölge olduğundan dolayı Hindistan birçok yatırımcımız için, birçok müşterimiz için şu anda cazip gözüküyor. Henüz bu sene başladık. Orada Vestas'la başladık Şubat ayında. Hı hı. Ama tabii ki yeni projeler şu anda halihazırda konuşulmaya başlandı Hindistan'la ilgili. Devam edebilirsiniz sunuma isterseniz Alper Bey. Devam edeyim. Hı hı. Tabii yaptığınız işi siz biliyorsunuz ama arkadaşlarımızın hepsi bilmiyor olabilir. Bu büyük canavarlar nasıl üretiliyor? Otomasyon var mı yok mu? Bunu merak ediyor olabilirler. Aslında hem yeni başlayan çalışanlarımız için hem de ziyaretçilerimiz için faydalı olduğunu düşündüğümüz bir sunum daha hazırladık biz burada. Biz emek yoğun bir iş yapıyoruz aslında bakarsanız. Çalışan sayılarımızdan bahsettiğimde de bunu aslında göreceksiniz. Aslında bahsedebilirim. Türkiye'de yaklaşık 3500 çalışanımız var. Detaylarına tabii ki geleceğim ama toplam globalde de 14.000 üzerinde bir çalışan sayımız var. Türkiye'ye 8 yıl önce girdiğinden bahsetmiştik. Türkiye ilk girdiğinde 350 kişi olan bir organizasyon bugün 3500 rakamına ulaşmış durumda. İki yıl önce TPI'ye katıldım. Ben katıldığımda da 1800 kişiydik. Şu an 2 yılda 2 katına çıkmış durumdayız. Yani bu bir taraftan sevindirici bir şey. Ülke ekonomisine ve istihdama yaptığımız katkıdan dolayı gerçekten gurur, onur duyuyoruz. Yaptığımız işi seviyoruz, keyifle yapıyoruz. Ama bir taraftan da otomasyon çok yüksek olmadığı bir iş yapıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz isterseniz birazcık ondan bahsedeyim. Evet. Bir dakika var. 2 dakikalık. Tamam. Nasıl, faydalı buldunuz mu?
Evet, benim işin en sevdiğim kısmı kanatları sahada gördüğüm kısım olduğu için böyle hani hani bütün parçaların hani kurulumu hazır gidip de böyle hani her türbün temelinde onları görünce ben o tamam hani iş yetişecek direkt tabii o biz şeydeyiz. Şöyle bu sene Yektem yetişmelerinden ötürü inanılmaz bir yoğunluk var inşaatlarda da. Evet. Hatta Tolga Şanlı beyefendi de salgının hala mücbir neden olarak değerlendirmemesi nedeniyle yektem süresi uzatılmaması kanat üreticilerine nasıl etkiledi diye size soru sormuşlar. Doğru bir soru yani şu anda hani nedir durum vaziyetiniz Aslında mutlaka bizim yani doğru bir soru. İçinde bulunduğumuz süreç çok da kolay değil aslına bakarsanız. Ama bizim taleplerimize herhangi bir azalma olmadı. Yani talebin artarak, yani araştırmalarımız bunu gösteriyor, artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Şu anda da bu anlamda üretimimizle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Covid ile ilgili de üretimimizde üst seviye önlemler alarak üretimimizi durdurmadan devam ettik. Yani X-ray termal kameradan tutun en ufak kapı çekine kadar bir sürü ayrıntıyı düşünerek arkadaşlarımız önlemlerini aldılar. En önemlisi de aslına bakarsanız çalışanlarımızla çok açık bir iletişim gerçekleştirdik. Yaşadığımız durumu, içinde bulunduğumuz durumu kendileriyle açık bir şekilde paylaştık. Sonuçta üretimde çalışan arkadaşlarımız bütün detaylara hakim olamayabiliyor bizim kadar. Dolayısıyla o seviyede detay paylaşarak üretimimize güzel bir şekilde devam ettik. Bugüne kadar da herhangi bir problem yaşamadık. Tabii bunun mücbir sebep sayılması için hükümetle yapılan görüşmeler olduğunu biz de duyuyoruz. Bu anlamda karar alını tabii ki bilemeyiz. Bu terminleri tabii ki sıkıştırıyor. Ama TPA olarak konuştuğumuzda bizim üretimimizle ilgili herhangi bir problem söz konusu değil şu anda. Valla işte Mayıs'ın ortasına gelmek üzereyiz. Hala bir uzatma vermediler. Evet. Yani ben açıkçası bir uzatma vereceklerini öngörmüyorum. Nacizane 13 yıl bitti sektörde. Bir şey olacak olsaydı olur diye tahmin ediyorum ama bir sürpriz yapıp belki bir 6 ay uzatırlar mı bilmiyorum. Ama yıl sonuna kadar en azından işte hani 31 Aralık 2020'ye kadar işte şu anda inşaat süren santrallerden birer tane türbin bile işletmeye kısmi geç kabul olsa kalan ekipmanlar, diğer türbinler hani o 10 yıl içinde kalan artık sürede kabul edilecek vesaire ama dediğiniz gibi evet yani şu anda çok üst, zaten bu sene sıkışık bir seneydi. Üzerine bir de Covid olunca hepsi üst üste bindi maalesef. Artık önümüzdeki Evet. günlerde göreceğiz. Yani tabii her şeyin bir maliyeti var. Dolayısıyla bu sene herkes için, üreticiler için de zor, Evet. devlet için de zor. Yani o yüzden ne karar çıkar tabii ki bilemiyoruz. Ama yönetilmesi gereken bir süreç. Umarım bir çözüm bulunacaktır diye düşünüyorum. Ben şey sormak istiyorum. Bu kanat üretimi hep çok zarif ve terzi işi buluyorum ben. Yani çünkü elle yapılıyor ve bayağı zaman bekleniyor. Ve hani herhalde 30-35 günde çıkıyor bir kanadın bitmesi ve sevk edilmesi. Siz bu bantlarda, üretim bantlarına çalışacak insanları nasıl seçiyorsunuz? Ne gibi eğitimler veriyorsunuz? Ben onu merak ediyorum. Tabii. Bahsedeyim. Az önce de söylediğim gibi aslına bakarsanız sayımız çok hızlı bir şekilde artıyor. Yani 350 kişiden 3500 kişiye ulaştık. Bunu yapmak çok kolay değil. Bunu yaparken çok başarılı bir ekiple çalıştığımı söyleyebilirim aslında. Onlardan da söz etmek isterim. Mavi yaka çalışanlarımızı seçerken önce bir sınav sistematiği geliştirdik. En doğru arkadaşlarla çalışmak için. Çünkü doğru işte doğru kişinin çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Bu aslında bir ayrımcılık değil. Kişiye doğru işi vermek amaçlı yaptığımız bir proses. Bunun için meslek sesi ve üzeri bölümlerden mümkünse adayları önce ön eleme yapıyoruz. Sonrasında bir sınav sistematiğimiz var. Sınav yaptığımız sınavdan 70 puan ve üzeri olan adaylarımızı mülakata alıyoruz. Mülakatımız insan kaynakları ve teknik departman liderleriyle gerçekleştiriliyor. Sınav değil. Ben de sınav seven ve sınav yapabilen bir öğrenci olmadım. Sınav nasıl bir sınav? Ben onu merak ettim şimdi. Aslına bakarsanız tabii ki kanatla ilgili değil ama kişinin teknik yeterliliklerini ölçmede kullandığımız, analitik becerilerini ölçmekte kullandığımız bir sistem aslında, bir sınav sistematiği. Yani şekiller de var içlerinde seçmeleri gereken veya sayısal bir takım hesaplamalar da oluyor.
bu bir taraftan işi yaparken doğru yapabilme muhakemesine sahip mi değil mi? Buna analiz ettiğimiz bir sınav. Bak. Sonrasında yani tabii çözüm odaklı, hani yani o anda belki işi kurtarabilecek vesaire gibi, belki onun bir önerilemesi diyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Ben yine de sınav sistemine karşıyım. ben kesin şey alamazdım yani. Yani keşke olmasa tabii hiçbir yerde sınav, ama hayatımızın bir gerçeği. Bize tabii ki çalışanlarımızın, yani turnover'ımızı mümkün olunca düşük tutmaya çalışıyoruz. Çünkü verdiğimiz know-how'un kaybolmasını istemiyoruz. Dolayısıyla işe alım aşamasında mümkün olduğunca dikkatli işe alım yapmaya çalışıyoruz ki sonrasında hem çalışanımız hem de şirketimiz bu anlamda zarar görmesin. Çünkü kişiye de uygun olmayabiliyor bazen iş. İşe aldıktan sonra, seçim yapıldıktan sonra da bir oryantasyon sürecine dahil ediyoruz çalışanlarımızı. Burada yapıyoruz. Önceliği aslında şirketimizin iş güvenliği. Dolayısıyla uzun bir iş güvenliği eğitiminden geçiyor çalışanlarımızın tamamı. İlk olarak duydukları şey şirketle ilgili bu oluyor. Sonra bizi bayağı bir girişte giydirmiştiniz. Ayakkabılar, işte kask, bereler normal yani. İnşaat sahasından bile daha bir özenli sektörlerle evet. Falan. İçeride çok büyük bir hareketle çok devasa ekipmanlar gidip geldiği için arkadaşlar, yani hani havalimanı yani bayağı apron gibi, hani kendi kendinize gezemezsiniz ya, öyle bir şeyiniz yok. Bayağı çok sıkı bir high security ve hani herkes her şeyi kontrol eder halde bir fabrika. Evet, gerçekten çok dikkat edilmesi gereken, yani çalışanlarına çok dikkatli olması gereken bir sistem yani. Yani global, aslında baktığınızda globalin değerlerinde de ilk sırada yer alıyor. Hani bu sadece sözde değil, bunu sahada da gerçekten uyguluyoruz. Dışarıdan gelen ziyaretçilerimize bunu gerçekten hissediyor. Bütün KKD ekipmanlarını alarak ancak içeri girebiliyorlar. Artı girişte ziyaretçilerimize dahi videolar izlettiriyoruz. Hatta bugünlerde korona, COVID-19'la ilgili de videolarımız var. Bilinci arttırmak amaçlı elimizden geleni yapıyoruz. Çalışanlarımızın sağlığı bizim için her şeyden daha önemli. Dolayısıyla ilk bahsettiğimiz şey iş güvenliği oluyor. Çünkü ilk duydukları şeye daha çok dikkat çekiyor insanlar. Sonrasında insan kaynaklarıyla ilgili bir takım bilgiler veriyoruz. Daha sonrasında da teknik eğitimi alıyoruz arkadaşlarımızı. Nedir, kanat nedir, nasıl üretilir? Bu kanadı üretirken prosesler nelerdir, nelere dikkat edilmesi gerekir? Bunlardan bahsediyoruz. Sonrasında da arkadaşlarımızı içeri aldığımızda kendilerine daha önceden şirketimizde çalışan, bu işi iyi bilen, işin ehli dediğimiz çalışanlarımıza emanet ediyoruz. Bu sayede adaptasyon süresini kısaltmayı hedefliyoruz. Çünkü biz bir an önce üretime dahil olmalarını bekliyoruz çalışanlarımızın. Aslında ilk seçme ve yerleştirme ve onboarding sürecimiz bu şekilde ilerliyor diyebilirim. Bu arada sorular geliyor bir yandan da izleyicilerimizden. Evet, bir arkadaşımız, Samet arkadaşımız, çok faydalı bir sunum hocam. Emeklerinize sağlık. Havacılık sektöründe benim de tecrübem oldu. Kompozit malzemelerle ile ilgili. CV yollayabilir miyim demişler size. Yani tabii. Arkadaşımız, teknisyen bir arkadaşımız, evet. Dilan arkadaşımız, İzmir koordinatörü, bizim malzeme mühendisi ve sizi TPR ile de iş yaptı, çalıştı daha önce. TPR gerçekten iş güvenliği konusunda çok sıkı örnek bir şirket demiş. İdil arkadaşımız, o da benimle beraber çalışıyor. Şirketinizin iş alım aşamalarında mavi veya zeka kadın kotası gözetiyor musunuz diye sormuş. İdil direkt nokta atışı. Kota, kadın kotası mı pardon? Evet, mavi veya zeka için bir, hani bir hedefiniz, bir kotanız var mı diye sormuş İdil arkadaşımız. Bengü Altun yine üyelerimizden. Alper Bey merhabalar. Üretimde kadın istihdamı temelli bir söyleşi gerçekleştirdiğimiz baz olarak sormak isterim. Üretimde arazide çalışan kadın sayımız demiş. Oralara geleceğiz. Tolga Şanlı Bey de 2021 başında cinsiyet eşitliği odağında kadınların yenilebilir enerji sektöründe istihdamını artıracak bir proje başlatacağız. Proje kapsamında TİPE'nin desteğini bekleriz diye eklemiş. Peki ben de merak ettim Tolga Hoca'nın projesini. Hocam bize de bilgi verirsiniz. Memnuniyetle, memnuniyetle. Aslında bakarsanız gerçekten yakından takip ettiğimiz konuların başında geliyor bu da. İsterseniz şeyden devam edeyim. Hem sunumdan da devam edeceğim. Olur, olur. Tekrar ben sizi ekranda görüntüler diye kapattım arada arkadaşlar. Süper, süper yaptınız. COVID-19'la ilgili aldığımız önlemlerden bahsederken bir taraftan şundan da bahsedeyim. İlk Mart ayı başında,
Mart'tı değil mi? Evet. Mart ayı başında evet. Sizle ilgili konuşmaya başladığımızda ne tarz önlemler alabiliriz? Bunları düşündük. İlk olarak home office uygulamasına başlayarak, evden çalışma uygulamasına başlayarak çalışanlarımızı birazcık seyreltmeye çalıştık. Evden çalışan arkadaşlarımız evden çalışsın diye. Tabii bunu yaparken kronik rahatsızlığı olan çalışanlarımıza artı bunun yanında gebeliği olan çalışanlarımıza da öncelik verdik. Yani kadın çalışanlarımızı burada aslında ayrıştırmış olduk bir taraftan. Evet. Aldığımız önlemlerle de çalışanlarımıza dışarıdan daha güvenilir bir ortam aslında sağladık bu anlamda. Ben sunumu bir daha açacağım müsaadenizle. Evet. Ve sorulara da tek tek aslında cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle hani kotadan bahsetmişken birazcık bundan bahsedeyim isterseniz. Hani TPI'ın herhangi bir bölümde, herhangi bir şekilde ayrımcılık yapması mümkün değil. Aslında bu politikalarıyla da sabitlenmiş, benimsenmiş bir olgu. Türkiye'de çeşitlilik dendiği zaman akla sadece erkek kadın ayrımı geliyor ama aslına bakarsanız global bir firma olduğumuzdan dolayı Amerika tarafında özellikle çeşitli din, dil, ırk, etnik köken gibi farklılıklar da olabiliyor. Evet. Bunlarla ilgili borsaya açık bir şirket de olduğumuzdan dolayı ve bu anlamda da kesinlikle bir ayrımcılığa gitmemeyi benimsediğimizden dolayı da Türkiye'de de herhangi bir pozisyonda herhangi bir ayrımcılık kesinlikle yok. Bu aslında anlamda yani gender diversity ve inclusion deniyor. Kesinlikle, kesinlikle. Bu anlamda bütün çalışanlarımızı bütün pozisyonlar için bir fırsat eşitliği sunuyoruz. Mesleki yeterliliğe dayalı istihdam sağlıyoruz. Az önce bahsettiğim gibi. Cinsiyet, yaş, medeni durum, zihinsel, bedensel engel, farkı kesinlikle gözetiyoruz. Burada tabii beyaz yaka tarafında birazcık daha fazla başarılıyız. Mavi yaka tarafına göre. Beyaz yaka tarafında yaklaşık 500 çalışanımız var. 3000'e yakın mavi yaka çalışanımız var. Beyaz yaka tarafında yaklaşık %30'a yakın kadın çalışanımız mevcut. Bu çalışanlarımız çeşitli pozisyonlarda, direktör kademesinden mühendis kademesine, asistan kademesine kadar birçok pozisyonda kadın çalışanımız var. Ve direktör pozisyonda olan benim de ekip arkadaşım, aslına bakarsanız mühendislikten adım adım gelerek, kariyer basamaklarını çıkarak direktörlük pozisyonuna ulaşmış, TPI'nin örnek gösterebileceği büyüme hikayelerinden bir tanesi aslına bakarsın. Yine benim ekibimde de bir müdür arkadaşım var, Melis Hanım. O da TPI'nin neredeyse kuruluşundan beri şirkette çalışıyor. Ve adım adım yükselerek kendisi de müdürlük seviyesine kadar gelmiş. TPI'nin kurumsal hafızası diyorum ben ona. Bu anlamda bu ekibi aslında gayet güzel yansıttığımız bir de ekibimiz var TPI'da. Ondan da bahsetmek isterim. Aslında bu da bizim diğer departmanlara örnek olmak amaçlı yaptığımız bir çalışma diyeyim. Sonuçta kadın çalışanlarımızı öncelikle tanıyoruz. Bir pozitif ayrımcılıkla tanıyoruz. İK ekibinin de %60'ı kadın çalışanlardan oluşuyor. Hepsiyle gurur duyuyorum. Aslına bakarsanız kadın çalışanlarımızın tamamı da son derece yaratıcı. Gerçekten ekibe çok ciddi şekilde değer katıyorlar. Ve olmazsa olmazı diyebileceğim arkadaşlarım. Dolayısıyla biz bu zihniyeti diğer departmanlara da yansıtmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Şu anda %30'uz ama hedefimiz daha yukarılara çıkmak. Yani %30'da olduğunuz için şu anda globaldeki rüzgar enerjisi, endüstrisinde çalışan kadınların ortalaması yani bütün all over the world rüzgar üzerinde %28 diye biliyorum. Avarajın üstündesiniz. İyi bir rakam. Evet, fena değil aslına bakarsanız. Bir taraftan birçok kulvarda Extraordinary Companies tarafına geçmeye çalışıyoruz. En geçmiş survey sonuçlarında da aslında bunu takip ediyoruz. O anlamda da o sınırın bir tık üzerindeyiz geçtiğimiz yıl sonuçlarına göre. Bunun bir harmoniyle gerçekleşebileceğini düşünüyoruz açıkçası. O yüzden erkek kadın eşitliği ve dengesi gerçekten çok çok kritik bizim için. Evet, evet. Üretim tarafında birazcık daha kişileri çekebilmek adına faaliyetlerimiz var. Biraz sonra bahsedeceğim. Orada
beyaz yakadaki oranları henüz yakalayabilmiş değiliz. Ancak bu tabii ki birazcık coğrafi konumun da gerekliliğinden kaynaklanabiliyor. Ama üretim zor Alper Bey. Yani hani üretim şartları fiziksel olarak açık havadasınız, büyük angarlarda çalışıyorsunuz. Daha önce size konuşmuştum işte hani toz, efendim bir çine kokusu, işte bilmem yani hem fiziksel hem kimyasal olarak da hani zorlayıcı koşullar. Hani evet işin cinsiyeti olmaz diyoruz ama bazı yerlerde gerçekten hani erkek veya kadın çok zorlanabilir. Bu kanat üretimi de öyle kolay bir iş değil yani. Herkes zorlanabileceği bir iş olduğunu düşünüyorum. Çok doğru. Orada da aslında eşitlikten ziyade adalet olarak bakıyoruz. Çünkü kişilere de yapabileceği işleri her dönemde vermeye çalışıyoruz. Bu beyaz yaka, mavi yaka herkes için aslında geçerli. Üretim tarafında da kadın çalışanlarımızın çalışabileceği alanların sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Bu anlamda tabii ki onların daha rahat edeceği ortamlar yaratmayı hedefliyoruz. Sayının da arttığını gözlemliyoruz. İleriki dönemlerde de daha artacağını ben tahmin ediyorum. Değerli katılımcıların da önerileri var zannediyorum. Bu anlamda tabii ki onlarla da konuşmaktan büyük keyif alın. En azından üretim aşamasında full aşamada olmasa bile tasarım aşamasında işte optimizasyon üretim bantlarının bir belirli bir hani belirli bir sürece dahil olma aşaması daha çok bence kadın gönüllü olarak bu işlere hani başvurabilir sonuçta. Hani siz zaten iş ilan veriyorsunuz. Hani insanlar başvuruyor, sizi öyle seçiyorsunuz. Tek tek sen gel yapmıyorsunuz. Size kadın çalışan ya da işte kadın mavi yaka başvurmazsınız. Bir yerden bulamazsınız netice itibariyle. O bir denge. Bizim de ilk günden beri yani TWR olarak da ben ikinci yılımız olmak üzere şimdi bu hafta doğum gününü kutlayacağız platformun. Biz de yani ben de ilk günden beri hani hem sektörün hem de kadınların motivasyonu, karşılıklı konulara ısınması için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz diyordu. Buna şey de var yani işte ben bu şey yapamam, işte atıyorum ben sahada olamam veya benimle bir farklı çalışamam gibi değil. Özellikle teknisyen meslek lisesinden de bir sürü mezun arkadaşlarımız var. Ve üniversitelerde benzeri bölümlerde okuyan çok arkadaşımız var. Bir sürü enerji sistemi mühendisliği mezunu kızımız var. Kızların hepsi aslında en azından bu üretim süreçlerini öğrenmeleri, supply chain dediğimiz tedarik zincirine dair olmak çok önemli. O yüzden yani ister staj olsun, ister beyaz yak olsun, ister mavi yak olsun bir şekilde üretim bantlarına girmeleri lazım. Türkiye'de şu anda kanat üretiliyor, kule üretiliyor. Hap üretilmeye başladı. Yani ana parça ve jeneratörün bir kısım malzeme üretilmeye başladı. Bayağı yani artık burası bir üretim üssü oluyor aslında ve biz hani bu konuda belki 3-4 sene sonra belki Avrupa'daki bütün fabrikalar buraya taşıyacaklar. Yani kapanacak oradaki artık işçilikten ve başka işte sürdürülebilirlikten ötürü. Ve işlediğim gibi ne kadar çok genç kadın ve erkek bu işe dahil olursa o kadar güzel, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir enerji sektörümüz olacağını düşünüyorum. Nacizane. Çok doğru. Aslına bakarsanız bir şey ekleyeceğim. Bütün söylediklerinize katılıyorum. Türkiye cazibesini koruyor ve yeni yatırımlar almaya da devam edecek. Bu çok net. Kadın çalışanlarımıza gözlemlediğimiz şey şu, çok dikkatli çalışıyorlar ve hata oranları minimum seviyede. Dolayısıyla aslına bakarsanız şirketler için tercih edilebilir durumdalar. Yani özellikle bizim gibi şirketler için tercih edilebilir durumdalar. Ancak birazcık tabii ki kadın çalışanlarımızın da cesaret etmesi gerekiyor. Evet, karşılıklı bir motivasyon olması lazım yani. Hani sırf onların da başvurması lazım işte. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Ve kadın çalışanlarımızın yapamayacağı hiçbir şey olmadığını ben düşünüyorum. Bunun da bir örneğini göstermek isterim müsaadenizle. Tabii. Evet, bundan birazcık. Aslında konuşmanın başında bahsetmiştik Hindistan tarafında da. Yani Türkiye'deki ekibin başarısından dolayı Hindistan projesinin kurulumu aslında Türkiye'ye verildi. Yani bu aslında gurur duyacağımız bir şey. Çok güzel. Hindistan projesini gerçekleştirirken de Türkiye'deki ekibimizle biz bu işi yaptık. Hiçbir zaman hiçbir iş yalnız gerçekleştirilmiyor. Sağ tarafta gördüğünüz Hindistan'ın İK ekibi. Evet. Benim sağımda solumda oturan arkadaşlarım da Türkiye'deki insan kaynakları. Ekip, evet, sizin kızlar evet. Evet. Bu arkadaşlarımız yaklaşık 1000 kişi işe aldılar ve eğittiler Hindistan tarafından. Yani Türkiye'deki
Türk kadınların dünya genelinde de çok güzel işler yapabileceklerini kanıtladılar. Hatta gördüğünüz de ilk kanat üretimi. Yani daha ilk kanat çıkmamış, cut up plate, yani test kanadını daha üretiyoruz. Evet. İki tane kadın arkadaşımız oradaki bütün Hindistan'daki çalışanlarımıza, arkadaşlarımıza nasıl yapmaları gerektiğini o kadar yürekten anlatıyorlar ki dayanamadım, fotoğraflarını çektim, video çektim. İlk eğitimler, çok güzel. Evet ve aslında dünyaya belki de kadınların lokasyon neresi olursa olsun ne kadar başarılı olabileceklerini bir kez daha göstermiş oldular. Bu da gururla sunduğumuz bir tablo haline geldi Türkiye içinde. Bu hem sanayide farklı sanayilerin işte üretim hatlarının kurulması, hem de bu vendor compliance dediğimiz üreticilerin belli bir standarda uygunluğunun kontrolü vesaire konularında ben de enerjiden önce tekstilde çalıştım 7 sene. Ve Mısır'da biz de bu tesisleri kurmuştuk. Ve bütün ekip kadındı. Şimdi ben görünce arkadaşlar hep o günlere gitti aklım. Ve hani gerçekten ve enteresan bir şekilde farklı ülkelerde de Türk kadınları inanılmaz saygı duyuyorlar. Ve kesinlikle. Gerçekten hani evet detay şeyiz yani hani çevik, zeki ve detaycı olduğumuzu ben de biliyorum. Ve bu, özellikle bu sanayici testlerinde falan da evet ben de çok çok güzel, çok başarılı arkadaşlarla çalıştım. Ve çok da güzel işler yapılmıştı. Sizin yakından bildiğinizi bildiğim için aslında rahatlıkla konuşuyorum. Çok kolay bir iş değil. Yani gidip de yurt dışında bir projeyi devreye almak, yabancı kişilerle birlikte bunu yapmak çok kolay değil. Biz bu arkadaşlarımızı önce Türkiye'ye getirdik. Sonrasında hep beraber Hindistan'a beraber gittik. Ve işi birlikte başardık. Bu işe de kadın çalışanlarımız liderlik etti. O yüzden anlatılması gereken hikayelerden birisi olduğu için sizinle paylaşmak istedim. Evet, sağ olun. Bu arada gene chatten bir soru geldi. Ceren arkadaşımız, Ceren Karancı. Hazır değmişken enerji sistemi mühendisi öğrencisi olarak staj imkanlarına sormak isterim Alper Bey'e. Sunumuşa teşekkür ederim demiş. Ben Alper Bey'in izniyle onun e-mail adresini katılımcılarımıza paylaşacağım o zaman. Yarın bir CV bombardımanına. Kapımız herkes açık. Sonuçta biz ağırlıklı olarak yeni mezun arkadaşlarımızı da işe alıyoruz. Diğer şirketlerin aksine bir taraftan da baktığınızda yeni yetenekleri alıp bünyemize katıp şirketin içerisinde büyüdüklerini görmek bize ayrı bir keyif katıyor. Yeni jenerasyon biraz daha bizim jenerasyondan biraz daha böyle inovatif ve hani daha araştırmacı ya, her mesela yaz farklı bir konuda staj yapmak istiyor. Ben de o konuda onu destekliyorum. Yani diyor ki arkadaşlar işte bu sene işte TPI'de yapayım, seneye gideyim ne bileyim kule üreticisi de yapayım, bir sonraki sene işte inşaatta veya da proje geliştiren veya da firması yapayım. Mezun olduğumda da bak ne yapacağıma karar vereyim diyor mesela. O da çok hani güzel aslında yapılması gereken bir şey. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum bu arada. Staj yapan arkadaşlara da gidip sadece fotokopi çekmeyin diyorum. Tabii. Kalmasınlar diyorum. Çünkü diğer departmanların da, diğer fonksiyonların da ne iş yaptıklarını görsünler istiyorum. İleride ne iş yapacaklarına karar versinler ve güzel işler ortaya çıkarsınlar. Bu potansiyel var. O potansiyeli ortaya çıkarmak lazım. Dolayısıyla staj çok kritik ama stajın nasıl yapıldığı da çok kritik. Evet, naylon yapmayın arkadaşlar. Gerçekten olarak gidin ve mümkün mertebede beraber çalıştığınız insanların da yakasına yapışın ki o 1-2 ay sizin için, yani çünkü sizin hayatınızı belki de etkileyecek ve sonraki bütün kararlarınıza hani yön verecek bir tecrübe oluyor. Çok önemli bir şey gerçekten. %100 katılıyorum. Tabii kadın çalışanlarımızı bir taraftan arkadaşların sorularına cevap vermek amaçlı da açıyorum. Evet. Eğer ki bir şey bozduğum yerde lütfen söyleyin. Yo devam edin. Çok güzel hazırlamışsınız. Sağ olun. Kadın çalışanlarımızı önemsediğimizi göstermek için bütün fırsatları aslında değerlendiriyoruz TPI bünyesinde. Mavi yaka, beyaz yaka bu anlamda fark etmiyor. Kadınlar günü biliyorsunuz uluslararası alanda kutlanıyor. Biz de bu anlamda kadın çalışanlarımızı kendileri nasıl daha iyi hissettiririz bu anlamda çalışmalarımız oluyor. Bu sene Ayşe Arman'ı davet ettik. Kendisi bir konuşma yaptı sadece kadın çalışanlarımıza. Ben de dinlemek isterdim de ben Hindistan'daydım. Patronum beniyle birlikte. O yüzden katılamadım ama çok keyifli bir sohbet olduğunu söylediler. Az önce bahsettiğim aslında bakarsanız %30'luk kesimin bir kısmı salonda. Gördüğünüz gibi bütün kadın çalışanlarımız. Bunun yanında tabii Kadınlar Günü'nde
bazı mottolar gerçekleştiriliyor global olarak. Biz de bunları takip ederek uygulamaya çalışıyoruz. Bir taraftan farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Örneğin geçtiğimiz sene Balance for Better mottosuyla yola çıkılmıştı. Biz de güçlü kollar yaptık ve kadınlarımızın inandık her şeyi yapabileceklerini söyledik. Balance for Better, okay. Evet, Balance for Better. Bu sene de Each for Equal mottosuyla yola çıkıldı. Evet. Biliyorsunuzdur, siz de yakından takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu anlamda takip ettiğimiz organizasyonlardan bir tanesi. Kadınlar Kulübümüz var. Kadınlar Kulübümüz belli periyotlarda bir araya gelerek sorunlarını, sıkıntılarını tespit edip bizlere iletirler. Bir taraftan da her zaman tabii böyle olmaz. Keyifli şeyler yaparlar. Kadın kulübe katılan kadın sayısını da geliştirirler. Women of Wind seçimleri olur her sene. Yani kadınların şirkete kattıkları değerin yakından takip edildiğini gösterebilmek amaçlı her sene Women of Wind seçilir ve Amerika'daki düzenlenen bir panele gitmesini sağlanır. WRISE'nin düzenlemiş olduğu panele katılıyorlar. Bildiğiniz gibi bizim CEO'muz da orada konuşmacı olarak genelde yer alıyor. Dolayısıyla böyle bir organizasyonumuz da var. Melisa Hanım da ekibinizden, Melisa arkadaşımız da TPA'yı insan kaynakları ekibi olarak Alperbe'yle çalışmaktan çok mutluyuz. Hep birlikte nice güzel başına imza atalım demiş. Çok teşekkür ediyoruz Melisa'cığım. Ben de çok memnun oldum. Sizin gibi böyle güçlü bir kadın, yani eşit bir ekip görmekten çok gerçekten keyif aldım bugün tanıştığıma hepinizle. Biz çok teşekkür ederiz. Melisa'ya da teşekkür ederim. Melisa'cığım sağ ol, iyi ki varsın. Aslında bakarsanız birazcık lokali anlattım ben. Global'den de çok kısa bahsetmek isterim. Global'de de aslında bakış açımız aynı, farklı değil. Bunun örnekleri de aslında bakarsanız işte önemli rollerdeki kadın çalışanlarımızdan bahsedelim. Board tarafında bir arkadaşımız var. Benim de raporladığım global insan kaynaklarını HR'ı yöneten HR SVP, Senior Dini Lokovic, benim patronum, dünyadaki HR'ın başında. Bu SVP Sourcing Vendors ne demek o? Senior Vice President. Tamam. Tamam. Başkan yardımcısı title bize bolca kullanılıyor. Uzun zamandır kurumsal çalışmadığım için soruyorum ben de. Yok. Yok. Genel değil aslında bakarsanız, dediğiniz gibi unique aslında. TPI'de de genelde kullanılıyor. General Counsel bir arkadaşımız var ve CFO arkadaşlarımız var. Kuzey Amerika ve Asya bölgelerinden sorumlu. Burada gördüğünüz gibi aslında başta bahsettiğim diversity anlamında sadece kadın erkek değil, etnik köken, din, dil, evet, ırk demeksizin bütün kadın çalışanlarımız en tepeye kadar çıkabiliyor. Aslında bu bunun örneği. En board'da bir kadınız bile olması çok güzel bir şey. Yani daha çok tabii olmasını gönül ister ama memnuniyet verici tabii ki. Çünkü çok büyük firmaların gerçekten board'larında yani hemen hiç kadın yok enerji sektöründe. Çok bir eli parmakları kadar sadece maalesef. Bir tanesi Evet, aslında bunu biz de takip ettiğimiz için, yakından takip edebildiğimiz için bahsetmek istedim. Teşekkür ederim temas ettiğiniz nokta için de. Sonuçta bunu önemsediğimizi bütün dünyaya biz göstermek istiyoruz. O yüzden bütün kadın çalışanlarımız istisnasız her pozisyona gelebilir. Ve bunu sorduğunuzda bu cevabı vereceklerdir diye tahmin ediyorum. Değil, eksikliğimizdir. Bunu iyileştirmek, düzeltmek için elimizden ne geliyorsa onu da yaparız. Dini aynı zamanda bu anlamda sadece bulunduğu pozisyonda HR'ı yönetmiyor. Kadın çalışanlarımızın ne kadar önemli olduğunu da çeşitli platformlarda dile getiriyor. Bunun için aslında sizin de bildiğiniz organizasyonlardan bir tanesi. Women of Renewable Industries and Sustainable Energy. Evet, RISE. Arkadaşlar RISE yaklaşık 10 sene önce kurulmuş, bizim gibi kurulmuş bir inisiyatif. Amerika Birleşik Devletleri, New York'ta. Batı yakası kurulmuş bir inisiyatif. Artık şu anda bir dernek ve şirketleşmiş dernek. Başkanı Kristen da benim de arkadaşım. En son Amerika ziyaretinde beraberdik. Çok güzel organize çalışan bir ek grup ve her sene 50-60 bin dolarlık fonlar alıyor bu büyük türbin üreticilerinden ve çocuk kızlara burs veriyor, kız okutuyorlar.
teknik okullarda, liselerde ve üniversitelerde çok güzel projeler yapıyorlar. Umarım biz de yani o yolda ilerliyoruz bakalım. Ama Evrize evet, Amerika'nın en azından o yakasının en aktif enerji sektöründe kadın grubu. Sanıyorum Dayan da büyük ihtimalle üyesidir diye tahmin ediyorum konuklarına göre. Evet, aslında kesinlikle hem konuşmacı olarak da katılıyor. Evet. Evet. Hatta en son yaptığı konuşmalardan bir tanesinde hikayesini anlatayım çok kısa size. Hindistan'daydık biz de kadınlar gününde. Orada bana anlattı bunu. Bütün kadınları toplayarak onlara da anlattı aslına bakarsanız. Kendisi kariyeri uğruna evliliği bir kenara bırakmış. İkinci plana atmış bir yöneticimiz. Ve aslına bakarsanız bunun çok da gerekli olmadığını söyledi. Evet. Aslına bakarsanız ikisini birden götürmek de çok olası. Hem kariyerinizi iyi bir şekilde götürebilirsiniz, hem özel hayatınızı, evlilik hayatınızı. Yani tabii insanları bu seçimi yapmak zorunda bırakanlar utansın diyeceğim ben de Akbar Bey sizinize. Ya bunun bir seçim olmaması gerekiyor. Aslında evet ya, bunu ya evet tabii ki. Hani... Dini de bunu savunuyor. Yani kariyer mi, ev mi, işte çocuk mu bakayım, temizlik mi yapayım? Böyle bir ikilem içerisinde girmemesi gerekiyor kadın arkadaşlarımızın, kadın çalışanlarımızın. Cesur olmaları gerektiğini savunuyor ki ben de bunu savunuyorum. Bizim diniyle zaten görüşlerimiz %99 hep aynıdır. Bu yüzden de aslında iyi çalışıyoruz birlikte. Kendisi de bunu söylüyor. Bu bir seçim değil. Aslına bakarsanız ikisi bütünleşik olarak devam edebilecek bir unsur. Sonuçta hayatımızı kazanmak için çalışıyoruz. Bazen keyif almak için, hayattan daha fazla keyif almak için çalışıyoruz. Herkesin amaçları farklı olabilir. Ama çalışıyor olmak aile yaşantısını bloke edemez, etmemeli. Veya kariyerimizde bir adım daha ileri gideceğiz diye aile hayatımızı ikinci plana atmamalıyız. Bu anlamda kadın çalışanlarımızı cesaretlendirici bir konuşması oldu. Bizim de yakından takip ettiğimiz. Bu anlamda da aslında Pink Pietro'da bir konuşması daha oldu. Yaklaşık 100 binin üzerinde konuşmacı, 100 binin üzerinde katılımcıya canlı olarak aktardı. Oradaki vermiş olduğu mesaj da aslında kadın çalışanlarımızın hazır olmasıyla ilgili. Aslında ben herkes için bunu söylüyorum. Bence herkes eşit ve herkes hazır olmak durumunda. Yani az önce stajla ilgili veya işte CV'sini göndermek isteyen arkadaşlarımla ilgili de söyleyeceğim şey bu. Bir seviyeye gelene kadar ne kadar kendimizi donanımlı hale getirirsek o kadar hazır oluruz. Ve hazır olduğumuzda da elimizi kaldırmaktan çekinmemeliyiz. Ama bu tabii ki görüşlere zıtlık olsun diye bir şey söylemek anlamına gelmiyor. Bir taraftan gerçekten inandığımız bir düşünce varsa bunu savunmak anlamına geliyor. Dinin de vermiş olduğu mesaj buydu. Kadın çalışanlarımızın da kendilerini yeteri kadar geliştirmesini, evet, ve bir yerde ayağa kalkmasını veya el kaldırması gerektiğini biz savunuyoruz. Ve bunu platformda da dile getiriyoruz. Ve maalesef ve belki de önümüzdeki 300 yıl boyunca değişmeyecek bir gerçek var ki, kadınların erkeklerden daha çok çalışması ve kendini daha çok fazla ispat etmesi gerekecek arkadaşlar. Bu yani cinsiyet eşitliği veyahut da işte eşit iş, eşit maaş hikayesi bu geceden sabah olacak bir şey değil. Bir şekilde bizim her zaman biraz daha çaba sarfetmemiz gerekecek. Bunu yani en azından şu anda yaşadığımız dünyada bunun farklı bir versiyonu maalesef yok. Belki farklı bir dünyada, farklı bir evrende olabilir ama bir süre daha bu şekilde ve o sürenin de hani 200-300 yılları falan bulduğu söyleniyor. Ha, o zaman da iklim bizi rahat bırakır mı, sağ kalır mıyız bilmiyorum. Ama hani evet maalesef. Ben o kadar kötümser değilim. O kadar kötümser olmayalım bence. Ama yani ve şu anda artık yeni jenerasyon da hem kadın hem erkek arkadaşlarımız hem genç, bütün genç arkadaşlarımızın da yani herkesin bütün bilgilere, iyi kötü diplomaya, üniversite eğitimine vesaire çoğunluğun erişimi var. Ve mutlaka kendinize bir ekstra, işte Alper Bey dediği gibi hep hazır olmak, bir şey öğrenerek, üstüne bir şey koyarak ufak ufak sürekli bir çalışmalar ve farklılaşma yapmanız lazım. Şu andaki işte atıyorum bu webinara katılmak bile bence bir algıda hani bir bilinçlenme, bir ekstra bir şey öğrenme, hani sektör hakkında bilgi sahibi olma, iki tane farklı insanı görme, tanıma, bu bile bence bir kendinize yaptığınız bir yatırımdır ve sürekli olarak hep bir
kendisi geliştirmeniz lazım diye düşünüyorum. Çok doğru. Aslında dinin söylediği başlıklardan bir tanesi de buydu. Yenilenme için zaman yaratın. Bu şu anda herkes dinlenmeyi de seçebilirdi. Ama buraya gelen arkadaşlarımızın farkının yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Aslında hem dinlenip hem zihinlerini çalıştırıyorlar şu anda. Ve bazen spor yapmak veya farklı aktivitelerle ilgilenmek de kendimizi yenilemeye, kendimizin yenilenmesini sağlıyor. Yenilenmek demek ayaklarımızı uzatıp oturmak veya dinlenmek anlamına gelmiyor. Bunu sanıyoruz. O yüzden herkesin bugün yaptığı gibi kendini geliştirmesi için çaba sarf etmesi gerektiğini düşünüyorum. Eşit ücret ilkesinden bahsettiniz. Orada da ne yaptığımızdan çok kısa bahsedeyim. Bir tarafında Korn Ferry ve Mercer'la çalışıyoruz aslında. Piyasa datalarına bakarak pozisyon bazlı analizler yapıyoruz. Ve dolayısıyla orada bir yeni ayrımımız söz konusu değil. Eşit işe eşit ücret ilkemiz söz konusu. Tarafında zaten sendikamız var. Sendikayla birlikte yaptığımız sözleşmeler çalışma görüşmelerinde bütün çalışanlarımıza erkek kadın ayırt etmeden yeri geldiğinde kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak eşit işe uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Bu enerjinin dönüşümü dediğimiz ve artık bütün bu Covid'den sonra da artık iyice bu herkeste hani farkındalık olduğu, işte üretim ve tüketim alışkanlıklarımızın değiştiği, normal günlük yaşam rutinimizin değiştiği bir süreçte nasıl enerji dönüşüyorsa artık tamamen temiz enerji, sürdürülebilir enerji, atıyorum işte ne bileyim TPI, niye Ege bölgesi iki tane farkla kurdu? Çünkü hem Ege bölgesindeki rüzgar sahalarına yakın, yani hem ürettikleri kanat oraya daha kısa mesafede gidecek, hem işte Amerika'dan kanat yüklemek yerine işte Afrika'ya, Türkiye'den yükleyebilirler. Yani bu hem coğrafi olarak hem ekonomik olarak daha pratik olduğu gibi bizim de günlük hayatımızda yaptığımız şeyler, yaptığımız alışkanlıkların daha pratikleşmesi ve daha sürdürülebilir hale gelmesi ve bizim de kendimizi evirmemiz, yani işte bu enerji transition, biz de aslında personal transition, biz de kendimiz bir değişim, dönüşüm halinde olduğunu düşünüyorum. Bu mesela bu webinarları da biz o yüzden başlattık. Yani bir ay içinde 19. herhalde yaptık şimdi. Ve her konu birbirinden farklı ve her konuda, yani ben hepsini ben sunmuyorum tabii ki, başka arkadaşlarım da sunuyorlar. Hep bir kendimizle, ya ben de bir şey öğrenmeliyim ki bizim üyelerimiz de bir şey öğrensin. Siz de yeni bir insanlarla tanışın, yeni konulara dair olun. Yani her bütün taraflar işte öğrenerek, paylaşarak, evrilerek bir adım daha birbirimizi destekleyelim. Çünkü ayıramazsınız yani. Biz hepimiz bir bütünün parçasıyız. Hem evrensel olarak hem de işsel olarak, sektörel olarak. Geçen hafta pazartesi sizden önce de, pazartesiydi tabii, Smart Solar'ın CEO'su Halil Bey'i ağırladık. Onlar da güneş paneli üretiyorlar Türkiye'de. Eskilerden ve eskilerden ve o da mesela hani kadın istihdam konusunda da %60 istihdam var. Çünkü diyor ki tığ işçiliği gibi bizim panellerin böyle minik minik gibi, yani hani mesela kanat üretim ne kadar büyük ve devasaysa panel de tam tersi çok ince ve küçük işler. Ne ve milimetrik işler. Ama hani %60 kadın istihdamı var dedi. Ve hani bütün üretim batlarının başında kadın var vesaire. Ama hani ona kalsa daha da çok olacak. Ama dediğim gibi hani o da işte mavi yaka yetişecek insan arıyor vesaire. Bu sizin konunuz da öyle. Yani tabii sizin daha zor ama dediğim gibi cinsiyetin, ama işin cinsiyeti olmaz. Yani yapabilen insan olduktan sonra, işe başvuran olduktan sonra siz de zaten işe almam demiyorsunuz eşit bir şekilde. Yani bizim zihniyetimiz bu şekilde. Tabii ki daha iyisini yapabiliriz biz ama bunun için niyetliyiz, gönüllüyüz ve daha iyisini yapan şirketlerle de iletişim halindeyiz. Benchmarklar yaparak işimizi nasıl geliştiririz, kadın çalışanlarımızın sayısını nasıl arttırırız, bunu gündemde tutuyoruz aslına bakarsanız. Yani KPI olarak da takip ettiğimiz KPI'larımızdan bir tanesi diyebilirim. Bengü Hanım bir soru sormuş, bir yorumda bulunmuş. Bengü Altun, Melis Hanım'ın duyduğu mutluluğu duymayı biz de çok isteriz demiş. Benim kızlar saldırın kızlar. Üretim mühendisi alımlarında ilanlarınız ağırlıklı olarak makine ve gemi mühendisleri açılıyor. Oysa ki malzeme mühendisleri de kompozit konusunda farkın fazlasıyla yetkin. Malzeme olarak da bu, malzemeci olarak bu konudaki görüşlerinizi almak isterim demiş. Evet, bizde çok bol bir sürü malzeme mühendislik arkadaşımız da var. Sektörde çalışan, çalışmak isteyen. Var tabii tabii. Yani aslında bizde de sadece gemi mühendisliği gibi mühendislikler yok. Yani bunun yanında kimya mühendisimiz de var, malzeme mühendisimiz de var, makine mühendisimiz de var. Hı-hı. O yüzden arkadaşlar çekinmeden başvurularına devam etsinler. Mutlaka değerlendirilir.
uygun pozisyonda mutlaka görev almaları sağlanır. Ben yani. Bakayım size başka sorum kaldı mı diye. Saat de 10 oldu. Biraz işte Ramazan dolayısıyla da hafta içi bazı toplantıları akşama aldık. Bazıları gündüz yapıyoruz. Ben son olarak bir soru soracağım. Sonra sizin son sözlerinizi alayım ve kapatalım. Sizce kanat üretiminde nasıl daha çok kadın istihdam edilebilir diye soruyorum. Aslında kadın ne yapmalısınız, ne yapılabilir? Yani tabii şöyle, aslına bakarsanız kadın çalışanların neleri tercih ettiğine birazcık daha odaklanmak gerekir. İstihdam edememe nedenlerine belki bakmak gerekir. Bizim yaptığımız şey bu aslına bakarsanız. Kadın çalışanların üretimde tercih etmediği departmanları, bölümleri neden tercih etmediğine biz odaklanmaya çalışıyoruz. Ve bu engelleri ortadan kaldırmaya hedefliyoruz. Eğer ki bu bir ergonomik problemse otomasyonla çözülebilecek bir şey mi diye buna bakıyoruz. Diğer taraftan kimyasalla ilgili bir takım çekinceler varsa bunları da giderebilecekleri veya daha izole çalışabilecekleri, kendilerini daha rahat hissedebilecekleri ortamları yaratmaya çalışıyoruz. Bunun için biz kadın sayısının katlanarak artacağını düşünüyoruz. Çünkü bu satışta da böyledir. Bir memnun müşteri 5 müşteriyi etkiler. Böyle duyulduğunu biz düşünüyoruz. Evet. Açıkçası kadın çalışanların içerisinde de böyle olacağını ben düşünüyorum. Metiye arkadaşımız da yani üyelerimizden endüstri mühendislerini hangi departmanlar ve pozisyonlar değerlendiriyorsunuz diye sormuşlar. Yani endüstri mühendisi tabii biliyorsunuz aslında bakarsanız her işi yapabilir. O evet. Yüzden evet. Olur, üretim de olur. Hepsinde çalışabilir. Dilan arkadaşımız da gene biz İzmir koordinatörümüz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk tanıdığımıza demişler. Değerli katılımcılarımız Alper Bey'in sunumunu ve onun izniyle e-mail adresini de biz toplantı sonrası sizlere mail atacağız. Ama tabii ki öncelikle bence CV yağdırmadan önce bir açık pozisyonları bir kontrol edin. Ona göre referansla giderseniz Alper Bey de Melisa arkadaşımız da daha rahat hani bir değerlendirir. Netice itibariyle herkesin hani yani zamanı verimli kullanalım. Hem siz de boş boşta beklemiş olun hem de karşı taraftan doğru feedbackler alın derim. Ama staj ve eğitim konusunda da biz de TWL olarak TPA ile ayrıca bir görüşme yapmak isteriz. Geçen yaz Nordex'te bir, hatta yazın değil, Eylül ayında özel bir eğitim yapıldı. 3 gün boyunca teknik eğitim yapıldı. Sadece kanat fabrikasına gelin beni diyebiliyorum. Onun dışında 3 tane saha gezildi ve 2 gün boyunca da full bayağı teknisyenler verdiler, eğitim verdi. Nordex Eğitim Merkezi sağ olsun, Nordex Akademi. Ona benzer bir eğitim gene bu yaz yapacağız. Covid'in şu anda biraz sakinleşmesini bekliyoruz. Yine onun gibi eğer isteyen olursa üyelerimizde belki bir TPA'yı izninizle bir saha gezisi, bir farka gezisi yapabiliriz. Böylece zaten yerinde gördüğünüz zaman hani olayın detaylarını, işin nasıl yapıldığını ve evet ben bu şey yapabilirim ya da yok ya ben hani çok güzel görünüyor ama ben böyle bir ortamda çalışamam. Yani sonuçta bu tamamen işi sevmekle alakalı. Ben hep şey diyorum, işi sevin, işini sizi sevsin ki hani sürdürülebilir olsun. O yüzden bir işte biraz araştırmak, bakmak, görmek iyi olmuş diyorum. Ben çok teşekkür ediyorum Alper Bey vaktiniz için. TPA'ya da çok teşekkür ediyorum. Örnek bir firma oldukları için. Board'da da bir kadın olması gerçekten çok gurur verici bir şey. Bunu altı tekrar çizmek isterim. Kaçıranlar için YouTube'a koyacağız videomuzu zaten. Beklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Sonra toplantıyı kapatalım isterseniz. Yok, ben aslında bakarsanız bu fırsatı verdiğiniz size de çok teşekkür ederim. Eğer ki bir ziyaret planlarsanız memnuniyetle kabul ederiz. Ev sahipliği yapmak isteriz. Bu saatte vakit ayıran tüm arkadaşlarıma da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Her zaman irtibatta olabiliriz. LinkedIn'den ve mail adresini zaten vereceksiniz. Oradan irtibatta olabiliriz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz tekrar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın.